Bu çok önemli. Hiç bozmadan en ortasına doğru döküyorsunuz. Bizde böyle şıkır şıkır sallanıyor, gördünüz mü? Canlar, magma kekim için öncelikle harika bir iç harç harcayacağım. Yani magma kekimizin magmasını oluşturacak bölümü hazırlayacağız. 7 yemek kaşığı toz şekeri var. 1 paket vanilyam var. 2 yemek kaşığı pirinç unum. 2 yemek kaşığı buğday nişastan, mısır da kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı da normal sade unum var. İlave ediyorum. Sütümü neden azar azar ilave ediyorum? İçinde un var, nişasta var. Ondan sonra cımar pirinç unu var. Bunu şimdi sütü birden 1 litre sütü koyarsam eğer Allah! Bunlar topak topak olur. O yüzden ben sütümü azar azar koyuyorum ki şöyle bir hafif hafif açıyorum. Bu çok önemli. İçinde topak topak kalmaması için sütü azar azar koyup hafif hafif açacağız. Güzelce şöyle karıştıra karıştıra hiç topak kalmayacak şekilde açıyorum canlar. Sütümü ilave edip açacağım. Sütümü ilave edip açacağım. Toplamda 1 litre süt ilave etmiş oluyoruz. Biraz daha koyalım. Açıldıkça koyun. Açıldıkça koyun sütünüzü. Dibine yapışmasın. Çok önemli. Şeker, un, bunlar dibe tutunmayı hemencik severler. O yüzden pişirirken de böyle sürekli karıştırmanız gerekiyor. Gözünüzün, kulağınızın bu muhallebide olması gerekiyor. Aslında bir nevi bir muhallebi yapıyoruz. Yani bu çok da lezzetli olacak. Şimdi artık sütümü tamamını ekleyeceğim. Karıştırıp ocağıma alıyorum ve karıştıra karıştıra muhallebimizi pişiriyoruz canlar. Aman diyeyim, gözünüz muhallebide olsun. Gelin gidin karıştırın, gelin gidin karıştırın. Şimdi magma kekimin artık kek kısmını yapacağım. Magması ocakta pişerken bildiğiniz normal klasik ötesi bir kek yapıyoruz. Yani nedir? 3 yumurta kırıyorum. 1 su bardağı toz şekerimi ilave ediyorum. Ve bir mikserimle bir güzel çırpacağım. Çok ses olmasın diye. Güzelce şekerli yumurtayı kabartın canlar. Bu önemli. Şekerin içindeki hava kabarcıklarını yumurtayla dolduralım ki böyle puf puf güzel bir kekimiz olsun. Canlar, yumurtayla şekerimi çırptım. Üzerine 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ve 2 su bardağı unumu ilave ediyorum. Bunları da bir güzel karıştırıyorum. Dediğim gibi bildiğiniz klasik kek yapıyoruz. İsterseniz eğer kekim kakaolu diyorsanız, kakaolu olsun diyorsanız bu noktada içine 2 yemek kaşığı da kakao ilave edebilirsiniz. Hadi bakalım biz şimdi bunu da çırpalım. Kekimiz hazır hale gelsin. Can kuşlar, bakın muhallebim pişti. Şöyle bıraksam kıvam alır, o yüzden bırakmıyorum, sürekli karıştırıyorum. İçine 200 gram bir paket labnemi ilave ediyorum. Şöyle çok iyi karıştırmamız lazım. İyicene karıştırdım. Bu arada ilk sıcaklığını çıkardım biraz böyle karıştıra karıştıra. Yani ocaktan alır almaz labneyi koymadım. İlk sıcaklığı çıktı. Sonra labneyi ekledik. İyice çırpın. Kekimi çırptım. Bakın arka tarafta hazır. Bu nasıl bir çırpıcı ya? Yamuk duruyor. Baksanıza. Harika bir magma oldu. Şöyle göstereyim bakın kıvamını. Bunu şimdi kenara alalım. Burada yağlanmış bir kek kalıbım var. Üzerine yaptığım klasik kek karışımımı döküyorum. Maşallah, o da pek güzel oldu. İyice bir sıyırın. Vallahi her şey çok pahalı. Kesinlikle malzeme ziyan etmiyoruz mutfakta. Ziyanlığın her türlüsüne karşıyım vallahi. Ortasına, bu çok önemli, hiç bozmadan en ortasına doğru döküyorsunuz. Oy, doldu diyecek. Dolar. Güzel olacak. Hiç merak etmeyin. Şimdi kek kabaracak. Muhallebi içine alacak. Ve efsane bir görüntü oluşturacak. Hızlıca önceden ısıttığım 180 derecelik fırınıma kekimi yolluyorum. Ya sen nesin? Sen nasıl bir minnoşsun? Şöyle
Efsane bakın hey! Canlar efsane geliyor. Hazır mısınız? Çok az kaldı. 5 dakikada mı pisim? Magma kek. Patlamaya hazır bir bomba gibi hazır canlar. Bakın ortası şu an böyle şişmiş görünüyor ama o saatler geçtikçe inecek. Bir de hiç korkmayın bakın çıkardığınızda böyle şıkır şıkır sallanıyor. Gördünüz mü? Sallansın. Bir gece minimum 12 saat dolapta beklemesi gerekiyor. Çünkü içindeki muhallebinin katılaşması için, kestiğimizde akmaması için bu çok 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 önemli. Şimdi iyi sıcaklığı çıkana kadar dışarıda bekleteceğim. Sonra buzdolabına koyacağım. Bakın şıkır şıkır sallanıyor. Şıkır şıkır. Hadi bakalım. Biz bir iyi sıcaklığımızı çıkartalım. Sonra buzdolabına gideceğiz. Canlar, magma kekimi birazdan dolaptan çıkartacağım. Bir gece öncesinde dolap, bir gecedir daha doğrusu dolabımızda duruyor. Şimdi 1,5 yemek kaşığı kakao, 1,5 yemek kaşığı un, 4 yemek kaşığı şeker, 1 su bardağı suyum var. Şöyle yarım, şöyle diğer yarımı, yani toplamda 1 su bardağı ve 1 su bardağı da sütüm var. Bildiğiniz dışarıdan hani alıyoruz ya böyle toz çikolatalı sos. Bildiğiniz birebir aynısı oluyor. O yüzden hiç böyle dışarıdan almaya gerek yok. Evdeki malzemelerle kolaylıkla yapabilirsiniz. Şimdi ocağı alacağım. Karıştıra karıştıra pişireceğim. Böyle bir tık böyle hafif bir kıvam alacak. Kıvam alana kadar güzelce ocakta sosumuzu pişiriyoruz. Sonra soğuğu çıktığı zaman marmur kekimin üzerine dökeceğim. Sizi günün en güzel görüntüsüyle şu an baş başa bırakıyorum. Bakın hafiften bir sıcaklığı çıktı. Hafif sıcak ama gene bir sıcaklığını attık konuşamamakla beraber. Hafif hafif kenardan kenardan. Tabağımızda Allah'ım bir tık küçük sanki. Ama duruyor. İyi, sıkıntı yok. Akmıyorsa sıkıntı yok. Şimdi şunu bir sıyırayım canlar. Sıyıracağımız. Kesinlikle bu lezzetin üstü bir Antep fıstığı hak ederdi ama Antep fıstığımız kalmamış. Şöyle biraz pasta sütü döküyorum. Kekimi Nihal'e getirdim. Bakalım şimdi nasıl olacak, nasıl akacak. Uf, gerçekten. Ay güzel bir dilim de alamadım ama bir yandan çekip bir yandan şey yapınca. Bakalım. Bakar mısınız? Çok güzel bir kek oldu. İçi böyle muhallebili, dışı kek, üzeri çikolata soslu. Bizimki bayağı durunca çikolatası biraz dondu ama gene de çok lezzetli, hafif akıyor. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.